Hatay Gazeteciler Cemiyeti, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gerçekleştireceği etkinlik ile basın emekçilerine eğlence dolu bir gece sunmaya hazırlanıyor. Bu seneki yine Çalışan Gazeteciler Günü'nde arkadaşlar, yine Otdoman'da hep beraber olacağız. Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Yetişen, cemiyet binasında düzenlediği basın toplantısında hayata geçirecekleri etkinlik ile ilgili ayrıntıları aktardı. Gecenin 12 Ocak Cumartesi günü Otdoman Palace Otel'de düzenleneceğini belirten Başkan Yetişen, etkinlikte ünlü sanatçı Coşkun Sabah'ın da yer alacağını ve en güzel şarkılarını basın emekçileri için seslendireceğini ifade etti. Yine usta bir sanatçımız Coşkun Sabah gecemize renk katacak. Hep beraber o gece eğleneceğiz. HGC Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu basın açıklamasında etkinlikte ayrıca bir ödül töreni düzenleyeceklerini de ifade eden Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Yetişen, meslekte 30 yılını dolduran gazetecileri plaketle onurlandıracaklarını, ayrıca ilimizin barış ortamına katkı sunan din adamlarını da plaket takdim edeceklerini dile getirdi. Bu seneki programımızda arkadaşlar, plaket ödül törenimiz çok kısadır. Bir 30 yılını doldurmuş ve bizlere emeği geçmiş olan 5-6 tane gazeteci büyüklerimiz var. Onlara vereceğiz. Adalet Bakanı Sadullah Ergin başta olmak üzere tüm protokol üyelerinin geceye davet edildiğini söyleyen Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Yetişen konuşmasında Çalışan Gazeteciler Günü'nün önemine de değindi. Daha önceleri bayram olarak kutladıkları bu günü bazı hakların ellerinden alınmasının ardından sadece gün olarak kutlamaya başladıklarını, kaybedilen hakları geri alma mücadelesinin sürdüğünü, bu hakların geri elde edilmesi halinde bugünü tekrar bayram olarak kutlamaya başlayacaklarını dile getirdi ve gecede gazetecilerin sorunlarını içeren bir dosyayı da Bakan Ergin'e sunacaklarını söyledi. Çalışan Gazeteciler Günü'nün başlangıcı aslında Çalışan Gazeteciler Bayramı olarak başlamıştır. Ama daha sonra gazetecilerin ellerindeki hak ettikleri bazı hakların tekrar ellerinde alınmasından dolayı gün olarak kutlanmaya başlamıştır. İnşallah bizlerin de çabasıyla tekrar sizlerin bu hakların iadesini tekrar sağlayabilirsek bayram olarak inşallah bundan sonra tekrar kutlarız diyorum.